Evet, Balkanlarda madenleri olduğu gibi bırak. Musul, Kerkük'te tamamen terk et ve memleketi 5 milyon Almanya'dan gelecek para uğruna birinci Cihan harbine sok. Bütün bir ülkeyi mahvop perişan eyle. Sonra da Abdülhamit Han her şeyi vermiş. Allah Allah! Her şeyi veren adam nasıl borç eder? Her şeyi veren adam bir 30 sene içerisinde memleketi yeniden dört büyük devletin içerisine nasıl sokar? O gitmeden neden paylaşmadı ülkeleri? Neden? Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Şunu görüyoruz ki dostlar, Osmanlı'ya düşmanlık bitmeyecek. Padişahlara iftira bitmeyecek, hakaretler bitmeyecek. Evet, biz de cevap vereceğiz. Bir tanesi Tweet atıyor ve Abdülhamid Han'a akıl almaz bir iftirada bulunuyor. Evet tweet işte kaç karakterden ibaret. Bunun önü yok, arkası yok, başı yok. Abdülhamid Han döneminde demir yollarından sanayi kuruluşlarına kadar ve madenlerden tütüne kadar memleket her şeyiyle yabancılara teslim edilmiş. Evet buyur. Bir tweetle buna bak. Her şey yabancılara bırakılmış. Vergiler onlara bırakılmış. Zannedersiniz ki ülke yabancılara teslim edilmiş, peşke çekilmiş. E vatandaşımız da soruyor. Bize düşen de siz sevgili dostlara en azından bir açıklamada bulunmak. Hele bunu tarihçiler atıyor sevgili dostlar. Tarihçiyim diye geçinenler, gezenler atıyor. Elbette tarihi hadiseler böyle tweette bir kelimeyle olacak şekilde değil. Açıklaman lazım. Altına bir tweette sen atarsın, on tweet yağar. Çeşitli işler, sebepler. Şimdi adama sorarlar ya, bu Abdülhamit Han bu ülkeyi nasıl aldı, nasıl bıraktı? Sadece şunu sorarlar. Mesela bütün vergileri, paraları yurt dışına teslim edilmiş bir padişah. Soruyorum. Bugünkü manada trilyonlarca borcu nasıl ödedi kardeşim? Neyle ödedi? Yabancılar mı ödedi senin borçlarını? Ahmak mı bunlar? Sormazlar mı insana? Bunu sormazlar mı? Abdülhamit Han 320 milyon altın borcu 20 milyona düşürdü giderken 20 milyon. Peki bunu neyle yani bir insan duyunu umumiye'yi bilecek ki tütün bir kısım vergileri yabancıya niye bıraktı? Bu borçlar durduk yerde mi ödenecek? Durduk yerde mi ödenecek? Neden bıraktı bunları? Bunu sayfalarca anlattık. Okuma bilmeyip yazan odur dünyayı bozan demişler. Yani okumazsan, araştırmazsan, incelemezsen cevap veremezsin kardeşim. Tabii bizler için bunu söylemiyorum. Ötekiler okumadan yazıyorlar araştırmadan iftira ediyorlar, hakaret ediyorlar. Biz hiç olmasa sevgili dostlar okuyalım, bilelim, en azından doğruları söyleyelim. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Abdülhamit Han ne için? Evet bazı imtiyazları verdi yabancılara. Bir takım demir yollarını yaparken Almanlara verdi. Neden? İngilizlerin bu ülkede bu ülkeyi payetme, paylaşma, plan, projeleri, çalışmaları var. Devleti devlete düşürmenin yolları var, bir takım hususiyetleri var. Evet Kıbrıs'ı Kıbrıs'ın idaresini verdi. Hani birileri diyor ya hep sattı, sattı, sattı. Ne için? 93 Harbi'ni bileceksin. 93 Harbi'nde Osmanlı'nın geldiği noktayı, düştüğü yeri bileceksin. Ona göre bu siyasetlere karar vereceksin. Sanki bugün oturmuş böyle yaslanmış arkaya ona burayının imtiyazını veriyor. Diğerine başka bir yerin imtiyazını veriyor. Dağıtıyor padişah. E ne kadar kolay. Ne kadar böyle iftira atmak. O kadar basit ki sevgili dostlar. İşte yine o tweette böyle tek kelimeyle geçiyor. Madenler. Madenlerin imtiyazı. Yahu kardeşim madenler 1861 ıslahat fermanı 1869 aynı dönemde aynı dönemde maden nizamnamelerini hiç okudun mu teslimiyetin ne olduğunu Tanzimatçıların ıslahatçıların gördün mü asıl teslimiyetin ne olduğunu aç onları oku bakalım buyur zor geliyor değil mi okumak ve 1901'de Abdülhamit Han 1906'da yabancılara verilmiş bütün imtiyazları nasıl o yabancıların gücünün kuvvetinin kırıldığını ve onlara verilmiş olan şeylerin nasıl bizim devletimiz açısından yeniden devletin eline nüfuzun alındığını nasıl yapmış bir bak bakalım. Sadece bunları okumadan olmaz. Tweet atmakla olmuyor. Sadece bunları okuyacaksın. E bunlar Balkanlardaki bütün madenleri Abdülhamit Han sadece bir imtiyazını verse neyi? Bulma imtiyazı mı? Kullanma imtiyazı mı? Hangisi? imtiyazın 10 türlü 100 türlü hali var. Hangi imtiyazı verdi? Ve padişah ittihatçıların bunları tamamen peşket çektiğini gördü. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Mülkü hümayun denilen şey ne? Filistin'de neden toprakları mülkü hümayuna dahil ediyordu? Musul ve Kerkük'te o maden bulunan, petrol bulunan toprakları neden mülkü hümayuna dahil ediyordu? Düşünmüyor musun? Bilmiyor musun? Satıyordun değil mi? Baktın satamadın. Abdülhamit Han sahip çıkıyor. Onu tahttan indirdin. Topyekun verdin. Asıl madenler Osmanlı'nın Balkanlardaydı. Bak bakalım madenler nerede? En temel birinci madenler Balkanlarda. 3 ay içerisinde 300 bin 500 bin kilometre kare toprağa verip çıktın. Bunları görmüyorsun değil mi? İttihat ve terakkiye sesin çıkmıyor. Abdülhamit Han'a vurmak kolay. Çok kolay. Vur geç. iftira et geç. Nasıl olsa memlekette okumayan, düşünmeyen bir güruh var. Evet. Onlara prim yaparsınız. Buyurun. Peki bir kez daha soruyorum. Madem paradan gidiyorsunuz. Madem parayı bu kadar düşünüyorsunuz. Musul ve Kerkük nasıl terk edildi? Hangi pazarlıklarla hangi paraya terk edildi söyler misiniz? Evet bazen cevap vermekle uğraşmayacaksın sevgili dostlar. 5-10 soruyu arka arkaya sıralayacaksın. Musul ve Kerkük hangi paraya terk edildi? Nasıl bir anlaşmayla terk edildi? Lozan sonrasında. Buyurun bunun cevabını verin. Birinci Cihan Harbi'ne hangi para uğruna girildi ve memleket tarumar edildi, mahvedildi söyler misiniz? Evet, Balkanlarda madenleri olduğu gibi bırak. Musul Kerkük'te tamamen terk et ve memleketi 5 milyon Almanya'dan gelecek para uğruna birinci Cihan harbine sok. Bütün bir ülkeyi mahvop perişan eyle. Sonra da Abdülhamit Han her şeyi vermiş. Allah Allah. Her şeyi veren adam nasıl borç eder? Her şeyi veren adam bir 30 sene içerisinde memleketi yeniden 4 büyük devletin içerisine nasıl sokar? O gitmeden neden paylaşmadı ülkeleri? Neden meclis adına bir takım şeyler de oradaki milletvekillerinden istediğin gibi al meşrutiyette. Milletvekillerinden istediğin yetkileri al. ikinci meşrutiyette istediğin gibi devleti savaşa sok. istediğin gibi işini bitir. Ama iş hesap vermeye gelince yoksunuz değil mi? Onlar kahraman oluyor. Tanzimatçılar, ıslahatçılar, iddia terakki, Abdülhamit'e vurmak kolay oluyor. Evet sevgili dostlar. Okumadan bilinmiyor. Okumadan anlaşılmıyor. Tweet atana değil ben de bunları işte sorularla açıklıyorum. Sizlere sunuyorum sevgili dostlar. İnşallah istifade etmemiz dileğiyle hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.